Ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü düşenler ikinci el ürünlere yöneliyor. Özellikle bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik cihaz almak isteyenlerin mağdur olmamak için dikkat etmesi gerekiyor. İkinci el bilgisayar almanın riskli olduğunu belirten bilişim ürünleri satışı yapan Ahmet Adıbelli şunları söyledi. İkinci el piyasası şöyle söyleyeyim, ikinci el bilgisayar almak biraz riskli. Hangi yazılımı yükledi, hangi programı yükledi? Bilgisayarı yordu mu? Yorgun bir bilgisayar mı? Durumunu bilmeden ikinci bilgisayar alınmaz. Ekran kartı çipi basıldı mı? Basılmadı mı? Bu önemli. Çünkü ekran kartı çipi basılan bir bilgisayarın ömrü 3 ay. 3 ay sonra geri bozulur. Verdiğimiz paralar da boşa gider. Soğutma sistemi tabii 2 yılda bir fan bakımı yapılması lazım bilgisayarın ömrünün uzaması için. Ondan sonra USB'lerin kontrol edilmesi lazım. Çünkü USB'lerdeki ufak kırıklıklar kısa devre yapıp bilgisayarın anakartının bozulmasına sebep oluyor. Bir de en az bir 5. nesil, 6. nesil olması lazım iş yapabilmesi için. Onun altındaki bilgisayarlar ömrünü tamamlamış demektir. Bilgisayara ne tür yazılımlar yüklendi, zararlı, zararsız, ne tür kullanıldı bilinmesi lazım. Çünkü herhangi bir incelemede hukuksal sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ülke ekonomik yönden şu anda bence tıkanmış durumda. O yüzden milletin alım gücü kalmadı. Zorunlu iş yerleri, zorunlu öğrenciler alım yapıyor. Ama diğer şekilde öncelik sırasında şu anda ikinci el bilgisayar yok. İkinci el talep çok ama ikinci el iş yapacak bilgisayar sıkıntısı var. Temiz, düzgün bilgisayar az. Tamir görmemiş bilgisayar az.